gözlerinde bulut bulut bir hüzün var. Yanakların ıslanmış, ağlıyor musun? Dünyanın kahrının, kederlerinin o küçücük omuzlarında izleri var. Dünyanın kahrının, kederlerinin kıvırcık saçlarında izleri var. Konuşsan suç olur, sussan kabahat. Konuşsan suç olur, sussan kabahat. Orta Doğu'da bombalar altında ölen, Akdeniz'in tuzlu sularına gömülen, dünyanın her yerinde küçücük bedenleri sömürülen, kaçırılan, öldürülen, tecavüz edilen ve Galatasaray'da mendil satan bu çocuklar bizim. Siz ey kasım kasım kasılıp küçük dağları ben yarattım diyen cüce adamlar, siz hiç küçük bir çocuğun önünde eğilip gözyaşlarını sildiniz mi? Ya da o kocaman gözlerindeki korkuyu görebildiniz mi? Ve bütün bu insanlığın barbarlığını göz ardı edip utanmadan alay eder gibi hak dersiniz, adalet dersiniz. Kimsiniz ulan siz? Sizi iyi tanırım. Karanlık kurtularda gezersiniz. Kuzu postunda çakal gibisiniz. Ülkemin damarlarına yapışmış çene gibisiniz. Kanını emdiğiniz millete küfredersiniz. Çalarsınız, çırparsınız ama görünmezsiniz. Çünkü yırtmakta pek mahirsiniz. Rant uğruna ormanlarımızı yok eder, suyumuzu kirletirsiniz. Kadınları aşağılar, savunmasız hayvanlara işkence edersiniz. Kimsiniz ulan siz? Şarabımızı acıtır, ekmeğimize göz dikersiniz. Sizinle aynı topraklarda yaşamaktan tiksindim. Aynı havayı solumaktan, aynı kaderi paylaşmaktan iğrendim. Ama bir gün gelecek, yaptıklarınızın hesabını bir bir vereceksiniz. Korkaksınız, aysız gecelerde pusu kurarsınız. Çıkarın yüzünüzdeki maskenizi de görelim o iğrenç yüzünüzü. Size meydan okuyorum, Hodri meydan. Bir sen bir de ben, bir sen bir de ben, bir sen bir de ben, Hodri meydan. Bir sen bir de ben, bir sen bir de ben, bir sen bir de ben, Hodri meydan. Bir sen bir de ben, bir sen bir de ben, bir sen bir de ben, Hodri meydan. Bir sen bir de ben, bir sen bir de ben, bir sen bir de ben, Hodri meydan. Hodri meydan demek bedeller gerektiriyor hocam. Aman ha, dikkatli olun. Yapacak bir şey yok. Eğer ödenecek bedel varsa öderiz yani. Evet. Yani böyle bu şarkının içine de baktığımızda, sizin bunu söyleyiş biçimine de baktığımızda, siz tekrar böyle 15-20 yıllı yıllardaki enerjik halinize geri dönmüşsünüz. Peki bir yandan ressamsınız ve müzisyensiniz. Hayatınız hep bu minval üzerine devam edip geldi şimdiye kadar. Evet. Akademisyen tarafınız var. Üniversitede ders veriyorsunuz. Veriyor idim. Veriyor daha idiniz. Benim, şimdi ara verdiniz ona. Belki devam edeceksiniz. Evet. Üniversitede sizin gibi hocalara çok ihtiyaç var. Eğitimin de tarumar edildiği bu zamanımızda. Bütün bunlara nasıl vakit buluyorsunuz hocam? Nasıl hepsini harmanlıyorsunuz? Vallahi bu pandemi çıktığından beri boş zaman çok. Hepsini yapıyoruz yani. Dersler aslında online'a dönmüştü. Şaka bir yana, evet yani şimdi resim yapmak müzik gibi değil. Müzik başka bir şey, konsept. Resme daldığınız zaman bütün dünyanız, böyle bütün dünyanız kayboluyor yani. Böyle uzayda uçar gibi oluyorsunuz. Müzik öyle değil. Müzikte hep ayaklarınız yere basmak zorunda. Beste yaparken ya da bir müziğe söz yazarken filan.
Ama resim öyle değil. Resimde de bir tasarım mı var? Tasarımdan yola çıkarak mı? Yoksa spontan sizin hayaliniz nereye götürürse o şekilde mi ilerliyorsunuz? Evet, yani insanın gönlü ne istiyorsa o şekilde ilerliyorsun. Ya mesela bir de tabii ki şeyi de gündemi de yakalamak lazım. Hı hı. Mesela diyelim günümüzde kadına şiddet var değil mi? Evet. Bununla ilgili mesela resim yapıyorum ben. Tabii bunu yaparken de böyle imgesel yapmıyorum. Yani bir kadını döverken ya da bir kadına işkence yapılırken değil de hı hı. bunu genellikle renklerle evet. şey yapmaya çalışıyoruz. Tasvir etmeye çalışıyoruz. Peki yani. Ahmet Kaya'nın resmini yapıyorum diyorsunuz kardeşiniz. Ama onun gözlerini çizemiyorum diyorsunuz. Onun gözlerindeki acıyı görmek istemiyorum diyorsunuz. O acıya evet. bakamamak aslında kendi acınızdan kaçmak gibi bir şey mi? Yani öyle de diyebiliriz ama tam öyle değil. O gözlerdeki yani şimdi Modigliani'nin bir filminde kendisi söylemişti. Daha doğrusu Modigliani'yi canlandıran aktör. Sevgilisinin gözlerini çizemiyordu bir türlü. Hı hı. Ne zaman ki diyordu bana baktığını görürsem senin gözlerini o zaman çizeceğim diyordu. Ve sonunda Picasso'yla falan bir yarışmaya girdiklerinde karısının sevgilisi dediğim eşini yani. Evet. Resmini çizdi ve gözlerini yaptı. Ama öldü kendisi tabii. Hı hı. O sırada, o yarışma yapıldığı sırada zaten ölüyordu yani. Hı hı. Şimdi bizimki de öyle. O gözler bana bakmalı ki ben o gözleri yapayım. Şu an bakma imkanı yok artık. Bu yok artık. O yüzden o gözler öyle kalacak. Evet. Onu herkes nasıl görüyorsa öyle yorumlayacak. Evet. Siz o gözlerde hep acıyı gördünüz. Yani acıyı da gördüm, mutluluğu da gördüm, sevinci de gördüm. Yani ne gerekiyorsa onu gördük yani. Evet. Peki bir şarkı evet. daha dinleyelim, üstüne konuşacağız olur, daha. Olur, tabii. Çiçek olur biteriz ya dost ya dost ya dost. Ele bele dile de ikrar ederiz. Enel hak aşkına da semah döneriz. Özümüz alidir de sözümüz veli. Allah 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 da varalım hele.
divanına da vuralım hele. Yezide Zülfikar'da vuralım hele. Bilim Hacı Bektaş'ı soralım hele. Allah 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 da varalım hele. Ali divanına da duralım hele. Yezide Zülfikar'da vuralım hele. Pirim Hacı Bektaş'ı soralım hele. Allah 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 da varalım hele. Ali divanına da duralım hele. Yezide Zülfikar'da vuralım hele. Pirim Hacı Bektaş'ı soralım hele. Eyvallah hocam. Gayet güzel, gayet güzel. Peki insanın içine doğduğu aile, içine doğduğu kültür bir yönüyle insanın kaderi. İnsanın kaderini yaşamda yürüyeceği yeri aslında evet. belirliyor. Siz ortak bir kader paylaştınız. Siz daha 7 yaşındayken Ahmet Kaya doğuyor ve onu yıkayıp kucağıma verdiler. Bizim ailemize mutluluk getirdi diyorsunuz. Evet. Ailenin atmosferini değiştirdi diyorsunuz. Evet. Hatta öyle ağlamalarından hepimiz dedik ki bu çocuk şarkıcı olacak. Evet. Yani nasıl bir öngörüdür bu ya hocam? Ya şarkıcı olacak ya eskici olacak dedik. Bu güzel bağırıyor yani. Ya simit satacak ya eskici olacak ya şarkıcı olacak. Şarkıcı oldu yani. Evet. Şimdi siz yani de müzikle şimdi o tabii ki bizim en küçüğümüz. Dolayısıyla siz elbette en büyüğümüzsünüz. Ben ailene. En büyüğüm. Şimdi ailenin en büyüklerine hep sorumluluk yüklerler hocam. En küçükleri de daha eğlenceli yetiştirilir. Böyle evet. dünyanın her yerinde böyledir. Öyledir. İlk çocuklar ve son çocuklar. Evet. Ahmet Kaya gördüğüm kadarıyla çok neşeli birisiydi. Siz biraz daha böyle karamsarsınız yani diyebilir miyiz? Karamsar değil de daha sırtımızdaki yük daha fazlaydı. Yani. Evet, evet. Ya ben 12 yaşında çalışmaya başladım. Düşünün yani eve ekonomik Hı-hı. yardım. Çünkü babam çalışıyor tek başına. Okulu bıraktım. Fabrikaya işçi olarak girdim. Daha 15 yaşındaydım. Fabrikada işçi olmak ne demek 15 yaşında? Aileyi geçindirmek yaşımı, için bıraktınız. Tabii aileyi geçindirmek için. Babanı Sümerbank'ta çalışıyor. Babam Sümerbank'ta çalışıyordu. Ben de Sümerbank'a girdim. İşçi olarak girdim Hı-hı. yani. Tabii akşam okudum ben. Hep akşam okudum. Ortaokulu akşam okudum. Liseyi akşam okudum. Bir üniversiteyi gündüz okudum. Yani iki üniversitede. Bir üçüncüyü de şimdi uzaktan eğitimde okuyorum. Devam ediyorsunuz. Evet. Yani hayatımız çalışmakla geçti. Evet. Gözümüzü açamadık bir türlü. Hani bir şeyler yapalım. Hı. Mesela ben çocukken hiç unutmuyorum. Daha okula gitmiyordum. Resim çiziyordum. Fakat ailede resim çizmek pek böyle makbul bir şey değildi yani. Evet. Yani boş işlerle uğraşıyorsun gibi. Hele bir de bizim bir rahmetli dedemiz vardı. Ya bu tür şeylere çok kızardı yani. Hı hı. Resim çizmek falan yani ne bunlar dedi boş işler evet. yani. O yüzden kesintiye uğraya. Size müzikle ilgilisiniz. Yani. Ahmet Kaya da müzikle ilgili ve babanız önce tepki gösteriyor. Soytarım olacaksınız. Ne diyor bu şeylerle uğraşıyorsunuz diyor. Bizde gevende derler. Tepki gösteriyor size. Gevende mi olacaksın? Ama yani. Bu tepki gösteren babanız bir süre sonra Ahmet Kaya'ya bir bağlama alıp hediye ediyor. Herhalde anlıyor ki bu işten vazgeçmeyecek bu çocuk. En sonunda bir bağlama alıp veriyor. Ve siz diyorsunuz ki babanızdan gizli geliyorlar. Ahmet Kaya'yı alıp götürüyorlar Antep'te, Urfa'da türküler söyletip sonra getiriyorlar. Evet, bunların hepsi babadan gizli oluyor. Evet. Daha sonra baba ne zaman kabul etmeye başladı bu müzik işini? Yani baba İstanbul'a geldikten sonra kabul etmeye başladı artık yani. Malatya'da çünkü belli bir kültürde yetişiyorsunuz. O kültürü birazcık zorladığınız zaman çevreden tepki geliyor. Evet. Yani. Gerçi bizim müzisyen şeyimiz amca tarafından, amcadan geliyor yani. Hı hı. Rahmetli benim Yusuf amcam vardı. Tambur çalardı. Kürtçe evet. Türkçe okurdu. Türkçe değil, Kürtçe okurdu çok güzel. Hı-hı. Dama çıkıp tambur çalıp türkü söylemeye başladığı zaman jandarmalar gelirdi, damın dibinde oturup dinlerlerdi. Yani hoşlarına devriye gider. Gezen jandarma tabii. Evet. Elektrik falan yok hani. Evet. Hani devriye geziyorlar işte köy Hı-hı. içerisinde. Evet, hoşlarına giderdi. O türkü de bitmezdi bir türlü. Kürt'ün türküsü bitmez yani. oradan dolayı bir aşinalığımız var. Sonra anne tarafından, dayı tarafından da böyle müzisyenler vardı. Evet. İnsanın içinde olan bir şey. Evet. Ben şunu derim her zaman, öğretmen olunmaz, öğretmen doğulur. Bir insan öğretmen olamaz kolay kolay. Ama anasından öğretmen doğar gerçekten. Hı. Öğreticidir, eğiticidir. Evet. Sanat da öyle. Hı hı. Yani insanlar sonradan sanat öğrenemezler. Ben akademiye gittim resim bölümünde okurken. Yani daha çöp adam çizemeyen insanlar orada okuyorlar.
Yahu kardeşim yapamazsın sen bunu yani. İçinden, ruhunda gelecek senin. Çünkü aktarılmayı bekleyen malzeme olması lazım. Malzeme bir aktarım, lazım, sanat tamam. Bir aktarım ve o malzeme yoksa teknik öğrenirsin. Aktaracak bir şey bulamazsın. Teknik öğrenirsin işte, evet. Evet. O da teknik öğrenip bir öğretmen olur. Evet. Onun yaptığı öğretmenlik de o kadar olur yani. Evet. Peki bir şarkı daha diyelim hocam. Peki. Bir sözüm var, bekliyorum, neredesin? Açık bırak kapıyı, kimler ne derse desin. Kıştayken sen hangi mevsimdesin? Benim gönlüm yastayken şimdi nerelerdesin? Beni sokaklarda değil, yüreğinde bulmalısın. Beni sokak lara değin, yüreğine sormalısın. Sen bu gece mutlaka benimle kalmalısın. Sen bu gece mutlaka yanımda kalmalısın. Penceremin demirlerinden ay ışığı bekledim. Asırlarım tükendi de hasrete gam ekledim. Ayaz vurdu, üşüdüm. Beni bulmalısın. Umutlarım tükenmeden kapımı çalmalısın. Ayaz vurdu, üşüdün. Beni bulmalısın. Umutların tükenmeden kapımı çalmalısın. Sen bu gece mutlaka yanımda kalmalısın. Sen bu gece mutlaka yanımda olmalısın. Anlatsam dertlerim tükenir mi? Üşüyorken yüreğim, bakışların yeter mi? Hiç uyur mu, bekler mi? Zaman su misali. Hiç uyur mu, bekler mi?
gözlerimden hüznümü belki de almalısın. Yüreğimden hasreti çekip çıkarmalısın. Sen bu gece mutlaka yanımda kalmalısın. Sen bu gece mutlaka benimle kalmalısın. Yanılır mı alevin etrafında dönerken, dilek mumum tükenip tan ağarıp sönerken, kapılar kapandı hazırlan bana gel, ben ölüme giderken benimle kalmalısın. Kapılar kapandı hazırlan bana gel, ben ölüme yürürken yanımda olmalısın. Sen bu gece mutlaka benimle kalmalısın. Sen bu gece mutlaka benimle kalmalısın. Sen bu gece son defa benimle kalmalısın. Kalacak mı dersiniz? Evet, bu şarkının sözünü Fatma Çetin Kabadayı diye bir arkadaşımız yazdı. Evet. Kendisi de aynı zamanda çocuk eğitimiyle ilgili bir arkadaş. Hı hı. Ben bu şarkıyı Fatma Çetin Kabadayı'nın şiirini okudum da sadece "Sen bu gece benimle kalmalısın" beni bir çekti. Hı hı. Dedim ya Fatma, bu şiiri dedim tamamla. Buralarını değiştir, tamam dedi. Çok güzel bir şiir oldu. Ben de çok güzel bir beste yaptım ya. Yani. Bazen bir şarkının içinde birkaç cümle o şarkıyı alıp götürüyor. Götürüyor, evet. Hem o sözler alıp götürüyor birkaç cümle, hem de bazen bir melodi bütün bir şarkıyı yükleyip götürüyor. Götürüyor, evet. Değil mi? Böyle. Yani bu şarkının özü de aslında hapishanede olan bir kişinin artık idamla yargılanmış, evet, infazı bekliyor. Son dileği. Son dilekleri yani. Evet. Bu gece benimle ol diyor. Yani artık, evet, kapılar kapandı diyor. Ölüme gidiyorum ben diyor filan. Ya çok güzel, beni de çok duygulandıran bir şarkı oldu bu. Evet, ölüm meselesiyle ilgili çok anılarınız da var çünkü, bunu konuşacağız. Evet. Şimdi Fikrimin İnce Gülü, herkesin çok iyi bildiği Fikrimin İnce Gülü akla geldiğinde Mustafa Kaya, evet, akla geliyor. Aslında sadece Fikrimin İnce Gülü değil, çok eserleriniz var. Daha önce film müzikleri yaptınız, Neşe Karaböcek'le çalıştınız. Neşe Deli Göz Bebekleri albümünü yaptınız. Evet. Hem Neşe Karaböcek'in hem Mustafa Ceceli'nin okuduğu Yağmur Ağlıyor da yine size ait. Evet, müziği eserler. Bana ait. Müziği size ait. Sözü Neşe Karaböcek'e ait. Evet, yani kitlelerin gönlünde, kulağında yer etmiş çok fazla eseriniz var. Evet. Ama buna rağmen bir sürü ara verdiniz. Evet, mesela şeyin Sultanahmet Mahpusu benimdir. Hı-hı. Müziği de benim. Ahmet onun müziğini kullandı. Hı hı. Bir şey, albümde bir parçasında. Evet. Ondan sonra bir tane Ahmet'in yine bir şarkısı var. Bir kuş olup buralardan uçamadın sen diye. 86 yılında mı? İlk defa biz kaza geçirmiştik. Ben çok uzun süre komada kalmıştım. Birlikte miydiniz? Birlikteydik. Ahmet arabayı nerede arabaya. Ahmet Kaya mı kullanıyordu aracı? Evet. Nerede kullandı. Yaptınız kazayı? Tam Unkapanı Köprüsü'nün üzerinde yaptık. İstanbul'un içinde bu, evet, kadar, evet, sıkıntılı bir kaza. Haliç Köprüsü'nün üzerinde, pardon. Ya bir araba duruyordu orada. Bir flaşörlerini yakmış ama herhalde Ahmet o sırada uyudu mu ya da görmedi mi bilmiyorum. O süratle gittik, arabanın arkasına girdik yani. Bayağı ben bir ay, iki ay falan komada kaldım yani. Yani resmen ikinci hayatı yaşamaya i̇kinci başladınız. Hayat, evet. İkinci hayatı yaşıyoruz diyebiliriz. Evet, evet. Bunlar sarsıcı İnsanın olmuş. İnsanın başına geliyor böyle şeyler. Evet, ya. Evet. Ne yapacaksın işte. Maalesef.
Peki bir eser daha sizden alalım. Onun üstüne devam edelim. Olmaz. Tamam. Peki. Yakıp da kavuran, yağmur oldun gözümde, hiç durmadan yağan. Bir alevdin içimde, yakıp da kavuran, yağmur oldun gözümde, hiç durmadan yağan. Filizlenmiş yüreğim, açmadan solduran, can dostum yüreğim, yanlış anladın. Fikrimi ince gül, yanlış anladın. Merhaba bile demeden, sarılıp bir öpmeden, kırdın yüreğimi, yanlış anladın. Fikrimi ince gülü, yanlış anladın. Merhaba bile demeden, sarılıp bir öpmeden, kırdın yüreğimi, yanlış anladın. Fikrimi ince gülü, yanlış anladın. Bir sevdasın içimde, çığ gibi büyüyen. Hasret oldun gözümde, hiç durmadan tüten. Bir sevdasın içimde, çığ gibi büyüyen. Hasret oldun gözümde, hiç durmadan tüten. Filizlenmiş yüreğimi, açmadan öldüren. Can dostum yüreğimi, yanlış anladın. Fikrimi ince gülü, yanlış anladın. Merhaba bile demeden, sarılıp bir öpmeden, kırdın yüreğimi, yanlış anladın. Fikrimi ince gülü, yanlış anladın. Merhaba bile demeden, sarılıp bir öpmeden, kırdın yüreğimi, yanlış anladın. Fikrimi ince gülü, yanlış anladın. Merhaba bile demeden, sarılıp bir öpmeden, kırdın yüreğimi, yanlış anladın. Fikrimi ince gülü, yanlış anladın. Merhaba bile demeden, sarılıp bir öpmeden. Bu şarkı 1983 yılında yapıldı. Evet. Çok daha Ahmet henüz albüm yapmamıştı. Hı hı. Sonra işte albüm yaptı. Bir şarkı dedi ki, abi dedi, çok güzel bir şarkı olmuş bu dedi. Dedim evet, güzel olmuş. Ondan sonra unuttuk tabi aradan. 20 sene geçti. 20 sene sonra kenarda durdu. Yaptık, durdu kenarda, evet. Hı hı. Öyle bir şarkı. Peki şimdi laf dönüp dolaşıp Ahmet Kaya'ya geldikçe sizin canınız sıkılıyor. İçinizi bir hüzün kaplıyor, onun farkındayım. Çünkü acı taraf, travmatik çok fazla taraflar var. Evet. Şimdi söyleyiş tarzınız da o kadar benziyor ki Ahmet Kaya'ya. Hem görünümünüz, hem şarkı söyleme tarzınız. Yani, siz onun abisi olduğunuz için biraz önce dediniz ki o benden bu şeyleri aldı. Siz ondan önce müzik doğaldır yapıyorsunuz. Bu şimdi. Benim sesim babama benziyor. Evet. Küçük kardeşinin sesi de abisine benzer yani. Abisinin evet. Sesi küçük kardeşine evet. Benzemez. Yani insanın bazen aklı karışıyor. Ahmet Kaya mı acaba? Siz Ahmet Yok, Kaya mısınız hakikaten? Yoksa Mustafa Kaya mısınız? Şimdi benim yönetmenimiz Murat diyor ki Ahmet Kaya ölmedi. O zaman dedim yani, soralım. Mustafa gerçekten Ahmet geçindi. Kaya olmasın mı? Öyle gerçekten. İdare ediyoruz yani. Öyle mi? Ya bizi kandırmıyorsunuz değil yok, mi? Yok, kandırmıyoruz. Peki. Şimdi Ahmet'in benim şarkılarım bazılarında hep Ahmet Kaya yazar altında. Hı hı. Fark etmez diyorum yani, ha Ahmet Kaya ha Mustafa Kaya yani evet. Etle tırnak gibi bir şey bu. Evet. Onun adının yazması beni
gururlandırır yani. Evet. Şimdi Ahmet Kaya en son tabii sıkıntılar yaşadığı bu Serdar Ortaç meselesi toplumda çok konuşuldu ama siz o konuya çok kızgın değilsiniz. Helalleşilebilir diyorsunuz. Valla Ahmet yaşasaydı Ahmet de aynı şeyi yapardı. Evet. Biz çünkü aile olarak kavgacı bir aile değiliz. Evet. Yani böyle kin tutan, nefret dolu bir aile değiliz biz. Bize birisi bir şey söyle, bir hakaret ettiği zaman ki bu direkt mesela Ahmet'e yapılmış bir hakaret olarak ben onu almıyorum. Orada bir olay olmuş. Evet. Bu çocuk da çıkmış. Zaten daha o zaman tüyü bitmemiş bir çocuktu yani. Bunu gaza getirmişler. Hadi demişler çık 10. yıl marşını söyle. O da söylemiş yani. Evet. Peki Ahmet Kaya yurt dışına giderken size sarılıyor ve beraber ağlıyorsunuz. Ahmet Kaya size diyor ki ben ölmeye gidiyorum evet. Fransa'ya. Nasıl bir hissiyat bu? Ve bir yıl içinde de vefat ediyor bir orada. Bir yıl içinde vefat etti evet. Yani gitti. Kasım ayında gitti. Öbür Kasım'da da vefat etti yani. Yani bunun bir gerekçesi var mıydı böyle söylemesini? Siz nasıl anlamlandırdınız? Ben zaten bir anlam veremedim. Anlamlandırmadım. Yani dedim Ahmet'tir bu söyler yani. Saçmalıyor dedim yine yani. Bazen öyle saçma sapan şeyler söylüyordu yani. O bana diyor ben dedi ölmeye gideceğim dedi. Dedim tamam kardeşim ölmeye gideceksen git sorun değil ama dedim yani bunu söyleyip de bizim içimizi burkmanın bir anlamı yok. Yani bunu üst üste devamlı böyle evet yani pekiştire ben ölmeye gideceğim tamam. Ne yapayım ben dedim yani sen ölmeye gideceksin ne yapayım? Sen annemi dedi ikna et. Yani ne diye ikna edeyim ben annemi yani. Ahmet ölmeye gitti anne merak etme bir sene sonra ölecek mi diyeyim yani. Ya yani böyle bazen şey oluyordu yani böyle. Sonra Gülten yani Kaya Ahmet'in... sizi aradığında siz önce inanmıyorsunuz. Diyor ki Ahmet'i kaybettik. Siz de kocaman adam ya bulunur neticede diyorsunuz. Ya dedim ben öleceğini konsere gitmiştim aklınıza dedim hiç getirmiyorsunuz. Yok hiç aklıma nereden getireceğim ben yani. Sabahın saat 10'u kalkmışım ben. Böyle bir haber bana Ahmet'i kaybettik. Nereye kaybettin dedim ya. Ahmet'i nasıl kaybedersin? İsviçre'ye gitmiştir, konsere gitmiştir. Almanya'ya gitmiştir falan. Dönecek, sonra gelecek. öldü deyince benim elimden telefon düştü tabii yani. Ben dedim bütün apartman üstüme çöktü herhalde. Manyak gibi oldum ben. 2-3 ay psikolojik tedavi gördüm. Bu çıplak durumda, ayakla geziyordum sokakta. Öyle çıplak ayakla sokağa çıkıyor musunuz? Tabii tabii. Yani. Çok fazla etkilenmişsiniz evet. Ruhsal olarak. Yani çünkü hiç beklemedim yani. Demin dedim ya Allah kimseye evlat acısı ve küçük kardeş acısı vermesin yani. Biraz sizin çocuğunuz gibiydi Ahmet Kaya. Çocuğum gibi. Elimizde büyüdü. Için. Yani kucağımızda büyüdü o bizim yani. Biraz da ailenizin eğlencesi öyle yani, değil mi? Evet yani şimdi içimize işlemiş bir şey o kardeş olarak değil de bir evlat gibi seviyorsun. Yani onun tabii ki ölüm yaşamın bir parçası kabullenmek tamam kolay da ama böyle birdenbire aniden evet. insana böyle bir şey söylenmez yani. Ya, hasta dersin, ağır hasta dersin, gel dersin, bilmem ne dersin falan. Öldü. Beynim gitti benim ya. O bıraktığı büyük boşlukla nasıl baş ettiniz? Bütün aile olarak sadece siz etkilenmemişsinizdir. Ailen diğer tabii benim annem de mesela. Annem çok sever Ahmet'i. Yani Ahmet anneme çok düşkündü. O ona düşkündü. Birbirlerini çok seviyorlardı. Yani o da yıkıldı kadıncağız. 10 sene zor yaşattık biz onu yani. Kalp krizi geçirdi, ameliyat oldu. Damarlarını değiştirdik falan. Yani sürekli teselli ede böyle artık biz kendimizden vazgeçtik yani. Evet. Çünkü ailen dediğim gibi en küçük çocuğuydu. Kabullenmek zor ama evet. Ne yapalım yapacak bir şey yok yani. Evet ne zaman Ahmet Kaya meselesi açılsa içinizi bir hüzün, bir acı evet, kaplıyor. Evet yani konuşmak da istemiyorum aslında yani. Evet, çünkü evet, sizi üzüyor bu. Kolay değil yani bunu böyle anlatmak. Ben Paris'e gittiğimde Perlaşe'ye gittim, mezarlığa gittim. Ben orada bir sürü insan var. Herkes resim çektirmek istiyor. Kardeşim dedim burası mezarlık ya. Yani neyini çektireceğim ben resim çektirip de sosyal medyaya koyup. Gittim uzaktan bir yerden ben kendim resim çektim yani. Ahmet'in mezarında böyle şey aldım kadraja. Ondan sonra işte bana vay efendim sen niye orada çektirmedin de uzaktan çektirdin. Kardeşim orada bayram yeri değil ki orası ya. Evet. Duygu yok adamda yani. Mezarın başında benimle resim çektirmek istiyor. Sizin acılarınız orada duruyor. Yani, travmalarınız. Orada. Halletmediğiniz travmalar orada duruyor. Orada yatıyor yani. Evet, evet. Ben onu nasıl? Evet, evet. Maalesef. Ve 3 yıllık suskunluktan sonra Mustafa Kaya harekete geçiyor ve Yorgun Yıllar diye bir albüm çıkarıyor. Buna nasıl karar verdiniz hocam? Bir kere şunu düzelteyim Ali'ciğim. 3 yıl değil, 20 yıl geçti aradan. 20 yıl. 20'den de fazla. En son 91'de yaptım albüm.
Hı-hı. Şimdi 2021'deyiz yani. Niye 20 yıl sustunuz? Şimdi tabii ki bazı nedenler vardı yani susmamızın. Bir kere Ahmet'i kaybettik 2000 yılında. Hı-hı. Şimdi onun arkasından hemen kalkıp da böyle paldır küldür albüm yapmak, şarkılar söylemek, konserler. Bir sürü insan Ahmet'in ölümünden sonra konserlere çıktılar. Evet. Şekillerini, şemallerini Ahmet'e benzetip Almanya'da, İsviçre'de, Hollanda'da, bilmem nerede, her tarafta konserler verdiler. Ahmet evet. Kaya, Ahmet... Yahu kardeşim, insan biraz saygılı olur ya. Hı hı hı. Yani insan biraz saygılı olur. Yani her şey para demek değil ki yani. Evet. Onun için biz öyle bir yamyamlık yapamadık yani. Bir de benim kardeşim yani şimdi adamım ben... Uzamış bir yas aslında değil mi? Yani o çünkü travmatik bir yas yaşadınız. Tabii canım yani. Yas, üstesinden gelemediğiniz bir yas yaşadınız. Tabii. Aslında bitmiş bir yas değil. Benim gördüğüm kadarıyla bahsettiğinizde gözleriniz nemlenmeye başlıyor, yaşarmaya evet, başlıyor. Yani, sizi çok etkiliyor. Aslında belki de bu albüm sizin bu yası tamamlamakla ilgili dönüp tekrar o şeyi tamamlama gayreti gibi de olabilir mi? Olabilir tabii. Yani zaten bu şarkı, bu albümün içindeki şarkının bir tanesi Ahmet için yapılmıştır. Yorgun Yıllar. Hı hı. Şöyle bir şeyimiz var. Bir gün annemdeydik biz. Oturuyorduk yani. Evet. Ahmet aradı Paris'ten. Hı hı. Ev telefonuyla konuşuyoruz. Hı hı. Dedi abi buraya gelsene dedi ya. Sen dedi yeşil pasaportun da var dedi. Vize sorunun yok. Hı hı. Beraber sana dedi Fransız dedi. Hmm. Biliyor musun dedi 600 bin frank dedi bir şarap falan. Hmm. Dedim mutlu musun Ahmet? Çok mutluyum. Dedim o zaman o mutluluğunu dedim bulutların üstüne koy da bize gönder. Biraz da dedim biz burada mutlu olalım çünkü biz hiç mutlu değiliz yani. Hmm. Falan o zaman durdu dedi ki ya abi dedi bu ne güzel bir sözdü dedi. Hani bir söyleşimizin başında konuştuk ya. Evet. Bir sözcük insana bir şarkı yaptırıyor diye. Evet. İşte o bulutlara yükle sevgini şeyi albüme yansıdı. Dedim Ahmet bunu senin için yapacağım. Aranızdaki dedi. Konuşma burada evet. Şarkı olarak çıktı. Tabii o dedi o zaman çıkart dedi hemen yap dedi. Dedim yaparız. Acelesi yok ama o vefat etti. 20 sene sonra da biz onu yaptık yani. Evet evet. Çünkü çok şey söylüyor. Çok yokluk da çekmiş ve diyor ki eskide ben vitrinlerin camlarına bakardım. Lahmacun yiyen insanları seyrederdim. Şimdi zenginim, param var. Ben de lahmacun yiyebiliyorum. Değil mi? Ne kadar şey bir şey. Ahmet çocukluğundan bir zaten bizi yaralı yani o çocuk doğdu, çocuktu yani doğdu çocuktu. Evet. Büyüdü çocuk, öldü çocuk. Evet. Büyümedi yani aslında. Hiç büyümedi. Hı hı. Böyle tavırları, hareketleri hep çocukçaydı yani. Böyle baktığın zaman hoşuna gidiyordu yani. Mesela bazen kavga ederdik biz ondan. Bana bazı ağır şeyler söylerdi. Gülerdim hani baba oğluna kızamaz ya. Evet. Hoşuma gider. Çocuk çünkü yani dedim. Evet. Öyle bir çocuk şeydi. Bir peki. De bu albümü, pardon özür dilerim buyurun. Lafınızı kestim. Tabii biz 20 sene geçti aradan. Bizim bu albümü yapan firmanın sahibi Rasim Günay bir gün oturduk böyle sohbet ediyoruz. Dedi ki ya dedi Mustafa dedi çok bekledik aslında dedi bir albüm yapalım. Tamam dedim. Tamam 5 sene daha bekledik ondan sonra. O laftan sonra. O laftan yani. Sonra. Çok ağır yürümüş biraz. Evet. Peki biz Rasim Bey'e teşekkür ediyoruz. Güzel bir eser, güzel bir çalışma evet. Çıkmış ortaya. Yine Ahmet Kaya akordundan sizden bir eser dinleyelim. Peki. Tükenmez bir hayat vardı kırlara yayılan ilkbahar gibi kalbim her dakika hızla çarpardı göğsümün içinde ateş var gibi bazı nur içinde bazı sisteydim bazı beni seven bir göğüsteydim, kah el üstündeydim,
Keşke hapisteydim, her yere sokulan bir rüzgar gibi. Sözün şiirlerin mükemmelidir, senden başkasını seven delidir. Yüzün çiçeklerin en güzelidir, gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Başını göğsüme sakla sevdiğim, güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim, sevişen yaramaz çocuklar gibi. Hissedince sana vurulduğumu, anladım ne kadar yorulduğumu. Sakinleştiğimi, durulduğumu, denize dökülen bir pınar gibi. Şimdi şiir bence senin yüzündür, şimdi benim tahtım senin dizindir. Sevdiğim saadet ikimizindir, göklerden gelen bir yadigar gibi. Sözün şiirlerin mükemmelidir, senden başkasını seven delidir. Yüzün çiçeklerin en güzelidir, gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Başını göğsüme sakla sevdiğim, güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim, sevişen yaramaz çocuklar gibi. Aşkımız iki günlük iptilalardı, hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı, bir şair yahut bir hükümdar gibi. Sözün şiirlerin mükemmelidir, senden başkasını seven delidir. Yüzün çiçeklerin en güzelidir, gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Başını göğsüme sakla sevdiğim, güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim, sevişen yaramaz. Bu şarkının sözleri Sabahattin Ali'nin. Çok değerli bir şairimiz biliyorsunuz. Evet. Hayata acılarla, hapishanelerde geçmiş. Evet, sırtından vurulmuş bir adam yani. Evet, cenazesi bile yıllar sonra ortaya çıkmış. Maalesef bu topraklarda acılar çok fazla hocam. Evet. Sizin de içiniz hep gurbetlikle dolu. Gerçekten acılarla dolu. Bunu anlamlandırmak, bununla başa çıkmak, bunu dönüştürmeyi gerektiriyor. Hakikaten bitmemiş yaslarla dolu. Bütün bunlar olup biterken bir de beyin cerrahı olan kızınızı ta Finlandiya'ya, gurbete yolluyorsunuz. Özlüyor musunuz? Maalesef onu? Ailemizin ikinci sürgününü de o yaşıyor. Evet. Güzel kızım benim. Bu olmadı burada yani. Çünkü buranın yönetimi onu kaldıramadı. Hı hı. O ağır geldi galiba. Hı-hı. Ki bugün görüyoruz bütün gençlerimiz, hatta daha ortaokul düzeyindeki çocuklar bile acaba yurt dışına nasıl giderim diye Almanca öğreniyorlar, İngilizce öğreniyorlar, Fransızca öğreniyorlar. Herkes kaçıyor buradan yani. Bir yanıyla beyin göçü ve tıp uzmanları yıllarca
eğitim görüp belli bir aşamaya gelen herkes yurt dışına gidiyor. Evet. Ve bu ülke için çok büyük bir kayıp. Çok bu da büyük bir bunun kayıp. Bir örneği. Maalesef. Ciddi bir kayıp ve insanlar tamam. doktoru bulamayacaklar yıllar sonra. Evet, evet. Ülke nüfusuna yetecek doktor olmayacak. Yetişmiş insanlar batıya gidiyor. Ama Türkiye'ye nerelerden? Suriye'den, Afganistan'dan. Afrika'dan, Afganistan'dan, Türkmenistan'dan. Irak'tan, İran'dan. Eğitimi yarım yamalak olan doktorlar geliyor ve evet. Sağlık kuruluşlarında çalışıyorlar. Maalesef. İnsanların aldığı gelecekteki sağlık kalitesini de bundan nasıl etkileneceğini hesap edin. Öyle değil mi? Maalesef, maalesef öyle. Hocam bu yorgun yıllardan, şu yorgun yıllarla kurtulalım ne dersiniz? Öyle yapalım. Peki. Çok ihanetler yaşadım, nasıl dayansın yürek buna? Çok ihanetler yaşadım, nasıl dayansın yürek buna? Kız Kulesi'ni Galata'yı verdim, yine de yaranamadım sana. Aydınlıklar yine uzak bana. Kız Kulesi'ni Galata'yı verdim, yine de yaranamadım sana. Aklım ermedi bu sevdaya. Bulutlara yükle sevgini, yağmurlara sür kokunu. Belki seninle avunurum. Bulutlara yükle gönder sevgini, yağmurlara sür yağdır kokunu. Belki bunlarla aydınlanırım. Sabır taşı dayanmaz kırılır, kaybolur tükenir o yıllar. Sabır taşı bile dayanmaz kırılır, kaybolur tükenir güzelim yıllar. Alıp başımı gidesim gelir, ah memleket gözü yaşlı bakarım. Gitme kal der ne olur. Alıp başımı gidesim gelir. Ah memleket gözü yaşlı bakar. Gitme kal der ne olur. Bulutlara yükle sevgini, yağmurlara sür kokunu. Belki seninle avunurum. Bulutlara yükle gönder sevgini, yağmurlara sür yağdır kokunu. Belki bunlarla avunurum.
ne çok kavgalar yaşadım. Zorbalar gördüm, acı çektim. Ne çok kavgalar yaşadım. Zorbalar gördüm, acı çektim. Geceler tutuşur alev alev, buğday yeniden filizlenir. Daha derine derine, geceler tutuşur alev alev, buğday yeniden filizlenir. Kökü daha derine derine, bulutlara yükle sevgini, yağmurlara sür kokunu. Belki bunlarla avunurum. Bulutlara yükle gönder sevgini, yağmurlara sür yağdır kokunu. Belki bunlarla aydınlanırım. Bu bir abi kardeşin, birisi Fransa'da birisi Türkiye'de arasındaki telefon konuşmaları. Telefon konuşması ve o telefon konuşmalarından oluşan bir şarkı. Evet. Ne kadar güzel bir hikayeyi anlatıyor. O kardeş toprakta yatıyor. Evet. Bugün abisi burada bizimle birlikte duygularını paylaştı, acılarını paylaştı ve bu güzel şarkıları paylaştı. Ben çok çok teşekkür ediyorum hocam. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ne güzel ki tekrar olun, albüm yapmışsınız, müziğe tekrar geri dönmüşsünüz.